Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Bugün sizlere başlıktan da gördüğünüz üzere yurt vs ev yapacağız. Yani hem yurt hakkında hem ev hakkında konuşacağız. Bunların olumsuz yönlerinden ya da olumlu yönlerinden bahsedeceğiz. Benim de 2 senelik bir yurt deneyimim var. 2 sene sonra eve çıktım. Yani 2 senedir de evdeyim. Zehra Hanımcığımız ise 4 senedir yurtta. Aslında onun benden daha çok anlatacağı şey var yurtta. Çünkü ben şanslı kısımdaydım yurt olarak. Çünkü yurdum da iyiydi, yemekler de iyiydi, arkadaşlarım da iyiydi. Neyse ben böyle birazcık hızlı bir giriş yaptım. Yavaş yavaş adım adım ilerleyelim. Aynen. O zaman ilk önce neden başlayalım Zehra Hanımcığım? Biraz size yurt hayatından bahsedeyim. Öncelikle yurdun dezavantajlı yanlarından bahsedeceğim. Sen de kaldığın süre boyunca katılmadığın şeylerden bahsedersin. Şimdi dezavantajı olarak yurda giriş, son giriş ve çıkış saati. Sabah 6'da çıkabiliyorsunuz. Aynen, bize de. Ve gece 11'de girebiliyorsunuz. Yani hani bu benim için çok bir problem değil ama genelde insanlar bundan çok şikayet ediyor. Hani bir yere gittiniz, oturuyorsunuz, eğleniyorsunuz işte arkadaşlarınızla, hele ki merkezdeyseniz. Yani okulun orada kalıyorsanız da merkezdeyseniz akşam yukarı çıkması zaten çok zor. Bende de şöyle bir şey vardı. Ben ikinci öğretimim ve bazen derslerim 10.30'da falan bitiyordu. Tabii otobüs gelecek, bazen dolu oluyor, ona binemiyorsun, bir sonrakine yetişmen gerekiyor. Böyle sıkıntılar olduğu zaman geç kalıyorsunuz ve geç kaldığınız zaman da saat 11'den sonra da yemek hakkınız bitiyor. Bir de yemek hakkı diye bir şey de var. Şimdi direkt bu konuya daldım ama yani benim de tek dezavantajım geç girdiğim zaman o yemek hakkımı kullanamamdı. 11'den sonra çünkü kullanamıyorsunuz. Yani yemek yiyememiş oluyorsunuz. KYK yurtlarında sabah kahvaltı saat 12'ye kadar, 6'da başlıyor. Evet. Aslında bu 1'e kadardı ama geçen yani bir önceki sene, en son yurtta kaldığım sene 12'ye çekildi sabah kahvaltısı. Akşam yemeği de 4.30'da başlıyor. Dediği gibi 11'e kadar devam ediyor. Kahvaltıda kullanabileceğiniz 4.5 lira, akşam yemeğinde de 9.5 lira hakkınız var. Her yemeğin bir fiyatı var mesela. Bir bardak içeceğin fiyatı 5 lira diyelim, sallıyorum. Ama hani normal dışarıdaki yemek fiyatları gibi düşünmeyin. Çorbalar 2 lira falan. Aynen. Yani 9,5 liraya yani hem çorbanızı içip bir ana yemek alıp belki bir tatlı, hani içecek alıyorsunuz. Yanına ekstradan bir salata ya da tatlı alabiliyorsunuz. Evet. Yani karnınızı doyurabiliyorsunuz. Gayet yeterli. Tabii ekstra alabiliyorsunuz. Yani aynen, fazla aldığınız zaman ücretini ödüyorsunuz. Ama dediğim gibi zaten çok ucuz oluyor. Ve gayet yeterli oluyor. Yemeklerin lezzetinden bahsedecek olursam bu kişiye göre değişir. Yurttan yurta da değişir. Evet, yurttan yurta da değişiyor. Ben iki tane yurt değiştirdim. Zaten bir tanesine zehirlenmiştim. Daha önce söylemiş miyim bilmiyorum ama. Zehirlendim 3 kere. Ve koca yurtta da tek zehirlenen bendim. Yani burada sorun yurtta mı yoksa herhalde mi bilemiyorum ama çünkü. Ama yok, bizim yurdu yemekleri, yani ilk yurdumun yemekleri cidden güzel değildi. Sonradan değişmiş ama. İkinci yurdumda zehirlenmedim. Orada bir nebze daha iyiydi. Hani bazı yemekleri iyi, bazı yemekleri kötüydü. Tabii damak zevkinize göre de değişir. Ben çok yemek seçen bir insanım. O yüzden biraz sıkıntı çekiyordum yani. Ben yurtta kaldığımda da öyle bir sıkıntı çekmedim. Bizim yemekler gayet lezzetliydi. Vallahi hiçbir zehirlenme ya da bir şey olmadı yani. Ya ben de kaldığım yurtta zehirlenmedim ama hani yani ağır, hani evde yediğiniz gibi yemekler çok değil. Yağlı çok oluyor. Yağlı oluyor. Çok yağlı oluyor. Bazen çok tuzlu oluyor. Bazen hiç tuzlu olmuyor falan. Yani çünkü yani çok normal. Bizim yurtta 3000'den fazla öğrenci var. Yani 3000 kişilik yemek yapılıyor yani. Yani bir şey diyemiyorum. Zehirlenmedim de demeyeceğim ama zehirlendim. Ama diğer yurdumda dediğim gibi güzeldi. Hani kötü değildi. Ondan sonra şimdi yurdun genel olarak giriş çıkış saatlerinden bahsettik. Bazen mesela sizin yurtta şey oluyor muydu? Biz 11'den sonra girdiğimiz zaman tutanak gibi bir şey tutuyorlardı. Yani. Bizde tutmuyorlardı. Ya bizim yurt çok kalabalık olduğu için hani çok uğraşamıyorlardı. Ama bir önceki yurdumda evet tutuyorlardı. Hatta ben bir kere geç girmiştim. Zehra ilk yurdu, sıkıntı olmuş. İlk yurdu önceki videolarımızda değilseniz Sefer Esnas'ın oradaki yurdaydı. Evet. Şerife Gelin'de. Daha sonrasında okulun içindeki yurtlara geçmişti. Ben de Can Feda Hatun yurdunda kaldım. O da Yeşilova'da. Aynen. Tutanak oldu. Yani şöyle, yurdun bir izin sistemi var. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir uzantısı var. Oradan izin yazdırabiliyorsunuz. Hani mesela geç gireceğiniz zaman
Ya oradan izin yazdırıp girebiliyorsunuz yani aslında. Ama aramızda kalsın. Aramızda kalsın. Peki, bu şekilde. Bu izin olaylarından bahsetmişken genel olarak şeylerden de bahsedelim. Hani bir devlet yurdu, özel yurt var ve normal ev hayatı var. Biz birazcık da özel yurtlardan da bahsedeceğiz. Şu sisteme gelelim. Şimdi siz eğer bir özel yurtta kalacaksanız bazen şöyle bir şey olabiliyor. Aileniz oradaki görevlilerle anlaşıp siz mesela orada da 11'den sonra giriş yasak. Çünkü ben ilk geldiğimde aslında buraya özel yurda yazılacaktım. Bana devlet yurdu çıkmaz diye. Özel yurda yazıldım. Orada da şöyle diyor hani eğer kızınız geç kaldıysa biz size haber vereceğiz. Yani bu bir bakıma sıkıntı yaratabilir. Çünkü gezeceksiniz, tozacaksınız, belki bir başka arkadaşınızla kalacaksınız. Böyle bir şey olduğu zaman özel yurtlar ailelerinize bunu bildiriyor diye biliyorum. Evet. Belki de bildirmiyorlardır. O an aileleri geçiştirmek için de öyle bir şey söylüyor olabilirler ama eğer aileniz böyle bir şey söylerse onlara, onlar da kesinlikle ailenize söyleyecektir. Yani kızımız şu gün gelmedi ya da şu gün geç kaldı gibisinden. Ama devlet yurdunda böyle bir şey yok. O izin sistemine giriyorsunuz, 2 gün izin yazıyorsunuz. Yani 2 gün takılabilirsiniz arkadaşınızla falan filan yani. O yönden hani ailenize ekstra bir mesaj falan gitmiyor. Bir ara bize gidecek falan deniliyordu da gitmedi yani. Tabii pandemiden önceydi bu. O kadar insanla uğraşamazlar dediğim gibi. Hani çok fazla insan ama tabii siz yine ailenize yalan söylemeyin. Yani. Tabii ailenize yalan söylemeyin demiyorum. Yani. Yani bunu da bilin çünkü özelliklerde evet, böyle şeyler olabiliyor. Benim görüştüğüm 2 tane özellik vardı. İkisi de öyle. Son girişleri saat 12'ydi ve direkt mesaj gidiyordu. Sisteme kayıtlı bir kart gibi bir şeyle giriyordu. Zaten KYK yurtlarını da öyle görüyorsunuz. Parmak basıyordu. İşte parmak basılmadığı zaman zaten direkt yok oluyor ve hani tutanak tutulmadı bana hiçbir zaman. Zaten ben çok geç giren bir insan değildim dediğim gibi ama böyle giriş çıkış saatleri bu şekilde. Yemeklerini de zaten söyledik. Peki şimdi odadaki sorunlara ya da sorun olmayan şeylere, temizliğe falan filan gelelim. Bu konuda Zehra'nın konuşacağı çok şey var. Bence ilk önce Zehra başlasın. O kötü yanlarını söylesin, ben de iyi yanlarını söyleyeyim. Şimdi odanın temizliği kat görevlileri tarafından yapılıyor. Ya her gün gelmiyorlar genelde ama gün aşırı geliyorlar. Ve gayet her yeri temizliyorlar. Klozetin üstüne kadar her yeri çamaşırla siliyorlar. Sağ olsunlar, temizliyorlar yani. Ama titiz bir insansanız bu temizlik size asla yetmeyecek. Evet. Ve hani odanızın tabii şey de var mesela. Alt kattaysa bütün toz, işte bileyim, çimen ne varsa hepsi dolacaktır içeri. Katlarda el süpürge faraş mı? Faraş var. Hani onlarla da temizleyebilirsiniz. İşte ben mesela kendi çamaşır suyumu almıştım. Süngerim, işte ne bileyim deterjan yani bulaşık deterjanı. Aynen. Öyle şeyler ekstra almanız lazım çünkü odada ihtiyacınız oluyor yani. Tuvalete gittiğiniz zaman ablanın haftada bir gelmesini ya da haftadan iki gelmesini beklerseniz ortalığı gerçekten bok götürür yani. Kusura bakmayın. Yani evet, ekstradan kendinizin de bir çaba göstermesi lazım. Çünkü ablalar evet oraları temizliyor ama ya bazen de üstün körü temizliyorlar yani. Oradaki ya zaten kimisi ayakkabıyla girebiliyor mesela odalara, biz ayakkabıyla girmiyorduk ama ayakkabıyla girenler de vardı. Ya çamur olacak, toz olacak, saç zaten yani Allah'ın emri o 500 tane, 3 tane kız, 4 tane kız aynı odada yaşıyorsunuz. Evet. Yani bunun düzenini kendi odanıza sağlamanız lazım. İşte bir gün biriniz, bir gün diğeriniz bu şekilde kendi aranızda döndürerek ablanın gelmesini beklemeyerek yapabilirsiniz. Biz çünkü bir bezimiz oluyordu, biz de temizliyorduk yani haftada bir kere de biz temizliyorduk çünkü yetmiyordu. Yani o sıra olayı çok uyulmuyor hani arkadaşlarınız iyi değilse ve özellikle odanızdaki bir insan çok fazla pisse çok kötü oluyor. Yani burada anılarımı anlatmak isterim ama ya korkabilirsiniz ama Zehra'nın yaşadığı gerçekten çok ekstrem bir olay. Evet. Çünkü ben de mesela çok iyi insanlarla tanıştım. Çok iyi gidiyordu yani. Evet arada belki birkaç pürüz oluyordu. Bu illaki pürüz olur. Çünkü 4 tane kişi ilk defa bir araya geliyorsunuz, kafalar farklı, yeni bir ortam, birbirinize alışmanız için birkaç sorun yaşamanız lazım. Bunlar çok normal şeyler ama Zehra o birkaç sorunun da üstünü yaşadığı için şu an garibim çok mağdur, gerçekten mağdur. Yani bakalım şimdi odam da değişti, hiç evet, tanımadığım insanlar olacak. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Yani tuvaleti kullanmayı bilmeyen insanlarla karşılaştım, sifonu çekmeyen insanlarla karşılaştım. Yani kokan mı dersin, dağınık olan mı dersin? Çok yani sıkıntı. Yani bu durumda aslında eve çıkmak daha mantıklı. Evet. Ama kendi alanın yok. Evet, kendi alanın yok.
Yani ben abi ben çok hatırlıyorum. Ben şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben ses takıntısı bir insanım. Ben uyurken etrafta ses olmayacak. Ben evde de sürekli ailemle bu yüzden kavga ediyorum. Yatıyorum mesela diyorum ki televizyon sesini kısın diye bağırıyorum. Kalkıyorum kapıyı kapatıyorum. Kapıyı açıyorlar. Kalkıyorum bir daha kapatıyorum. Yani bende böyle bir şizofreni vardı. Hani bunu tabii bunu yaşayan illaki var ama bunu tabii bir süre sonra aşmanız gerekiyor. Ama işte ben aşamama durumundaydım. Arkadaşım bir gece ödev yapıyor. Yapmak zorunda. AutoCAD kullanıyor ve mouse kullanıyor. Allah'ım mouse'un sesi çıt 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 beni uyutmuyor. Uyutmuyor. Kulaklığı taktım kulağıma sonuna kadar açıyorum. Metallica falan açıyorum. Zaten onu dinleyerek asla uyuyamazsın ama benim o anki tek gayem ben o sesi duymayayım. Ne olursa olsun. Allah'ım yok. Yani ben ona o kadar odaklandım ki yine onu duyuyorum bak. Yine onu duyuyorum. Son ses Metallica dinlediğinizi düşünün. Ve yine ben onu duyuyorum. En son otodan kalktım gittim. Kalktım gittim yani. Yangın merdivende böyle oturuyorum. Lanet olsun, lanet olsun. Ama arkadaşıma demiyorum bunu. Çünkü kız bunu yapmak zorunda yani. Bunu, yani dersi var, bunu çalışmak zorunda. Yaptı bir ses de yok. Kız da bir rahatsızlık vermiyor. Bir şey, niye etüt odanız yok mu mesela? Kanka katlarda bizim her yok. Katta, bizim her katta yok. Bizim her katta çalışma odaları var. Yani gidip orada çalışıyorsun yani. Ben öyle yapıyorum. Gerçi benim odamda çok fazla ders çalışan, yani ders çalışma şeyinde sıkıntı olmadı. Yani mesela ben uyuyacağım dediğim zaman arkadaşım çıkıp gidiyordu ya da o bana söylediği zaman ben gidiyordum. Ya bizde öyle ama şimdi kızın gelmiş vizesi var, önemli bir şeysi var yani. Böyle bu durumlarda da birazcık karşılıklı tolerans göstermek evet. lazım. Yani hiçbir zaman benim dediğim olacak, işte ben uyuyacağım, sesini kes, asla böyle şeyler yapamazsınız. Çünkü ayıp yani. Sen orayı kullanıyorsan diğeri de kullanıyor, diğeri de kullanıyor. Mesela ben evet, kimisi erken uyanıyor. Erken uyandığı zaman ışık yakılacak. Çünkü kız nereyi görüp de üstünü başını giyecek yani. Ya da perde açılacak, bir şey olacak. Böyle durumlarda mesela göz bandı alıp göz bandı takıyorduk. Çünkü artık ortak bir alan kullanmayı öğreniyoruz. Yavaş yavaş. Yani öğrenenler var. Öğrenenler var. Ben sabahın 7'sinde terlik patır 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 odada koşma seslerine uyanıyordum. Odada halay çekiliyordu ben uyurken. Yani böyle ilginç oda arkadaşlarım oldu. Yani uyarıyorsun. Umarım size anlayışlı insanlar denk gelir. Ve İnşallah. Siz de umarım böyle bir insan değilsiniz. Yani bunu, bu videoyu izliyorsanız böyle bir insan olmuyor. Gerçekten kimse sizin halay çekme sesinizi uyanmak zorunda değil sabah 7'sinde. Yani o kadar boş alan var, mescit var, aşağıda oturma alanları var, ne bileyim etüt odası var, sabahın 7'sinde kim olacak? Ama kız odada ödeviymiş, halay çekiyordu ve ben buna uyanıyordum. Hani ne kadar bağırsan da çağırsan da yok yani, düzeldi. Gerçekten bu konularda arkadaşlar kendinizi yavaş yavaş düzeltmeye başlayın. Böyle kaya kayyurdunda ya da ne bileyim bir özel yurtta bile tek kişilik odada kalmayacaksınız, iki kişilik odada bile kalacaksanız bir insana, karşınızdaki insana saygı göstermeyi öğrenin yani. Ne diyelim? O bana saygı göstermediği zaman tabii ki ben de ona saygı göstermiyordum. Ben gece geç yatıyorum. Ben de gece ses yapıyordum yani. En son öyle bir kavgamda oldu. Çünkü anlamayana anladığı dilden konuşacaksın birazcık da. Yani aslında bu da yanlış ama yani ne yapacaksın ki? Anlamıyor. Ondan sonra kendine gelince ama şey diyordur illa ki. Ben uyuyacağım niye evet. ses yapıyorsun? Evet. Paşam sen sabah niye ses yapıyorsun? Ben duyuyorum. Ben duyuyorum. Öyle bir şey yok. Anlamıyorlar. Ya umarım siz güzel insanlarla karşılaşırsınız. Zehra gibi durum Zehra'nın olduğu durumda olmazsınız. Ben gayet güzel insanlarla tanıştım. Gayet iyiydik yani. Biz eğleniyorduk da. Yani bizim için hiçbir problem yani yoktu. Benim odamda da mesela 4 kişilik odadayız. Kendimi saymıyorum. Diğer 2 kişi düzgün. Bir tanesi mutlaka bozuk geliyordu yani. Gönderiyoruz, şikayet ediyoruz. Gidiyor. Dilekçe veriyor, gidiyor falan. Yerine geliyor, daha da beter. Harbiden. O gidiyor, başkası geliyor, daha da beter. Yani alafranga tuvalet kullanmayı öğrenin. Yurtlarda alafranga var. Bunu öğrenin arkadaşlar. Yani öğrenin. Biliyorsunuzdur. Öğrenin. Çünkü odamdaki kız bilmediğini iddia ediyordu ve hiç anlatmayayım. Çok iğrenç şeyler. Öğrenin. Sonra banyonun giderinde takılan saçlarınızı çıkarmayı da öğrenin. Temizliğinizi öğrenin, dağınık olmamayı öğrenin, kokmayın, duş alın. Deodorant var, duş var, sabun var, su var. 7/24 sıcak su. Gerçekten böyle insanlar, sıcak su olayına gelin. Tamam artık bu kadar iğrenç şeylerden konuşmaya gerek yok. Herkes her şeyi biliyordur. Yani tamam,
bilmemek değil, öğrenmemek ayıptır. Yani birisi seni uyarıyorsa, bir şey yapıyorsa da yani buna da uyması gerekiyor. Siz de asla kendinizi de ezdirmeyin. Eğer böyle bir insanla bir araya geliyorsanız da patır patır söyleyin abi. Ne siz birinin kahrını çekmek zorundasınız ne de bir başkası sizin kahrınızı çekmek zorunda. Hani insanlarla uyum içinde yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Sonra çok tepenize çıkıyorlar. Evet. O zaman hiç ardı arkası kesilmez. Aynen. Sen temizliyorsun diye zaten o içinden geçer. Mesela izinsiz eşyalarımı almama. Sakın bak, ha ona da gelelim. Mesela eğer bilgisayarınız varsa, özel eşyalarınız, şunuz, bunuz varsa kesinlikle dolabınızı kilitlemeden gitmeyin. Anahtarınızı şeye bile gidiyorsanız, mesela koridorda konuşmaya çıkıyorsunuz. Gerçekten yani ne kadar yanındaki insana güveniyorsan, aynı odada kaldığın insana güvenebilirsin ama o kadar da güvenmeyin. Gerçekten güvenmeyin. Evet. Yani mesela bizim odada yoktu öyle bir şey. Biz rahat rahat takılıyorduk ama olabilir. Eşyanızı çalan insanlar olabilir. O yüzden ben mesela okula giderken bazen bilgisayar götürmüyorsam bilgisayarımı dolabıma kilitliyorum. Siz de bu şekilde dolabınızı kilitleyebilirsiniz. Zaten dolapların kilidi var, anahtarı var. Ama bazanın altına bizim da. Bizim yerin yoktu mesela. Bizim vardı. Yanınıza iki tane şöyle şu boyda küçük kilitler alın. Onları alın yani mutlaka. Bir zaten bazaya her türlü takacaksınız. Bazı yurtlarda kilit olmuyor. Benim ilk yurdumda vardı ama ikincisinde yok. O zaman dolabı normal böyle ne bileyim balkon kapısı falan kilitler gibi kilitliyorsunuz. İki tane kilit mutlaka alın. Alın çünkü valiz kilidi alın. Aynen. Bunlar çok değil. Önemli. Yani mesela evet. Ben eşyamı kullanması için iki tane arkadaşıma izin vermişim. Zaten onlarla yanlışıyor. Ben yokum diyelim. Ben eşyamı bırakmışım. İşte A kişisine yani konuştuğum iki insandan birine bırakmışım. Demişim ki hani kullanın, kullanabilirsin. Ütü, saç kurutmamak için zaten ne yani. Ama mesela benim o üçüncü kız, hani benim konuştuğum bir insan değil, benden izin almamış. Kız var kullanırken onlar, o da kullanmak istemiş ya da kızların bıraktığı bir yerden alıp kendisi kullanmış. Bir tanesi ütümü yakmıştı. Yani bunlar hoş değil. İzinsiz kimsenin eşyasını kullanmayın. Neyse bu oda sorunlarından konuşmayalım yani, bayağı uzayacak yoksa. Aynen. Ben anlatsam 5 saat anlatırım. Neyse uzatmaya gerek yok, biz asıl konumuza gelelim. Yurdun fiyatı. Evet. Evin kirası, sen evde kalıyorsun. Evin kirasından ben bahsedeyim arkadaşlar. Burada belirli bölgeler var. Kocaeli'ye geldiğiniz zaman Bayındırı, Kent Konut, Gündoğdu ve bu Bağçeşme, Dünya Bankası ve işte bu TÜS'lerde gerçi çok fazla öğrenci kalmıyor ama genellikle öğrencilerin kaldığı yerler belli. Tekrar ediyorum. Kent Konut, Bayındırı, Gündoğdu, Dünya Bankası ve Bağçeşme demiştim. Bağçeşme'de de kalanlar. Evet. Burada bölge bölge ev kiraları değişiyor. Eğer Bayındırlık'ta oturuyorsanız ev kiraları 800 de yoktur belki ama 900'den başlıyor. Ama bu ara ya zaten bu konuya girmek istemiyorum. Girersem ben de çıkamam ama ev kiraları aldı başını gidiyor. Aldı başını gidiyor. Yani öğrenci diye alıyorsunuz. Öğrenci geliyor. Öğrencinin de yani cebini boşaltıyorsunuz. Böyle bir şey. Neyse bunu şimdi burada konuşmayacağım. Konu bu değil. Sonra Bayındırlık'ta kiralar uygun. Yani 900 liradan başlıyor. 3 artı 1'ler. Eğer 3 kişilik eve çıkacaksanız çok uygun. Yani ilk sene bayağı. Mesela geldiğinizde yurtta kalırsınız. Devlet yurdu olur. Özel yurdu önermiyorum. Çünkü özel yurdun fiyatına da birazdan geleceğiz. Devlet yurdunda kalırsanız arkadaşınız edinirsiniz. Belki yurttan olur, belki bölümden olur. Onlarla beraber eve çıkabilirsiniz. 3 artı 1'e çıktığınız zaman çok iyi, çok makul. Dünya Bankası ve Gündoğdu'da da kiralar uygun. Hele Gündoğdu'da. Orada da böyle 750-800 liraya da ev bulabilirsiniz. Orası da 2 artı 1 diyebiliyorum. Evler bir tık eski gibi ama durulamayacak gibi de değil yani. Aynen. Kent Konut çok pahalı. 1200 liradan başlıyor kiralar. Ve orası da 3 artı 1, 2 artı 1'i de var, 1 artı 1'i de var diyebiliyorum. Ama siz evin oda sayısı ne kadar azalırsa kirada o kadar artıyor. Burada çok saçma bir ters orantı var. Bunu asla atlamam. 3 artı 1 bir ev mesela 750 liraya var. Ama 1 artı 1'e 1200 lira. Evet. Yani eşyalara girerseniz de bu fiyat tabii ki de bir 200-300 hatta 400 lira daha fazlası oluyor. Bahçeşme de bir tık pahalı. Bahçeşme'de de evler yine 1 artı 1'ler bazen 800-900 lira. 2 artı 1, 3 artı 1'ler de ne denir onlara 1200-1300 hatta 1500 liraya bile evler var. Onun dışında benim şu an kaldığım yer çok fazla öğrenci kalmıyor ama ben burada şans eseri buldum. Yani bilmiyorum bu şehirde başka ev var mı ki alt katında bir tane var. Bir kırık iğne yok içinde 1600 lira. Bir kırık iğne yok. Bir kırık. Evet. Sadece arka bahçesi ve iki tane de balkonu var diye 1600 lira yapıştırmışlar. Teşekkürler gerçekten. Neyse bir şey demiyorum. Sonra devlet yurduna gelirsek.
Ben de devlet yurdunda ilk kaldığımda başta bir depozito veriyorsunuz. Evde kaldığınızda da depozito veriyorsunuz zaten. Eğer bir de ev tutarken emlakçı üzerinden tutarsanız emlakçıya da bir ev kirası veriyorsunuz, parayı almıyorsunuz. Ben birazcık şok olmuştum. Emlakçıyla konuşurken. Artık öyle bu arada. Sahibinden bulabilirseniz ne mutlu size, ne şanslı size. Ama sahibinden bulamıyorsanız da tabii bir ev kirası kadar da emlakçıya vermek zorundasınız. Yurtta da şöyle bir depozito var. Ben 600-650 lira tarzında bir şey vermiştim. Tabii çıkarken bunu alıyorsunuz yere. Ben de her ay 200 lira, 250 lira mı öyle bir şey veriyordum devlet yurduna. Sen ne kadar veriyordun? Benim ilk kaldığım yurt yarı özeldi. Ben ilk kaldığım yurtta 360 lira veriyordum. Ya ben bayağı para veriyordum. Pahalıydı orası. Acaba ben de o kadar veriyor muydum ya? Benim de yarı özeldi ama hiç hatırlamıyorum ya. Çünkü benim sonradan geçtiğim tam KYK yurdu 250 liraydı aylık. Ve bunun içerisinde dediğim gibi yemek. Sabah ve akşam yemeği hani. Çünkü özel yurtlarda sadece sabah kahvaltı var, evet, akşam yemeği yok. Sabah akşam yemek var. İnternet, elektrik, su, doğalgaz. Zaten odanın içi fırın gibi yani. Asla uzun kollu bir şeyle odada duramazsınız. Kışın dışarıda lapa lapa kar yağıyor. Dışarı çıkıyorsun, suratın donuyor. Parmaklarım şişiyordu benim yurda yürürken. Odaya geliyorsun, odanın içi fırın. Ben askılıyla falan yatıyorum yani. Evet, çok sıcak oluyor. Kesinlikle çok kalın şeyler almayın. Ben çok polar, işte bilmem Umut Tepe çok soğuktur falan diye öyle polar falan almıştım. Hani aldım abi bir kere bile giymedim. Çünkü giyilmiyor yani, çok sıcak oluyor. Yani ondan hiç kaçınmıyorlar. 7/24 sıcak suyu da var. İşte odaların içinde duşları var, tuvaletleri var. Kendi dolaplarınız var, bazanız var. Bu şekilde başka ne var? Fiyata dahil. Başka da kütüphane tarzı bir yerler var yurdun içinde. Ben çok gitmedim. Spor salonu var. Bizimkinde yoktu. Spor salonu var ama boş. Spor aleti yok yani. Önceden varmış ama yoktu bizim gittiğimizde. Bu şekilde yani hani çok mantıklı oluyor 250 lira aylık. Yani. O zaman şimdi özel yurta gelelim arkadaşlar. Biz bu videoyu çekeceğiz diye özel yurtları aradık ve aslında bir tanesi açmadı ama onun da fiyatını aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Umuttepe'de okulum oradaki yurtlara aradık ve fiyat öğrenmek istedik ve öğrenmez olaydık. Vallahi öğrenmez olaydık. Yani konuşurken yani o ücretleri, o fiyatları duydukça telefon yandı. Telefon yandı. O da bir alev attı. Ben şok oldum. Şimdi şöyle, ben pandemiden önce odada çok fazla sıkıntı olduğu için artık gerçekten psikolojim bozuldu ve tek başıma bir odaya çıkmak istiyordum. KYK yurtlarında tek oda yok. Yok. İki kişilik var. Orada çok az. Çok az ve oralara genelde tıp okuyanlar gidiyor. Hani böyle bir şey var. Genelde 3 kişilik ve en çok da 4 kişilik var. Hatta 5 kişilik olan bile varmış. Bizim yurtta yok mesela. Ben 4 kişilik bir odada kalıyordum. Hani tek başıma bir odaya çıkmak istiyordum. Yurtlara gidip sordum. Bir tanesi 19 bin lira demişti. Tek kişilik, senelik. Bir tanesi de 15-16 bin lira demişti. Senelik değil bu arada, 10 aylık arkadaşlar. 10 ay yani, evet. Onu da belirtelim. 15 bin lira demişti biri de 19 bin lira demişti. Geçen gün aradım. Bu 15 bin lira olan tek kişilik oda olmuş 30 bin lira. Yani. Hani pandemi var, şu var, bu var, tamam. Ağladınız. 2 senedir para kazanamıyorsunuz. Şimdi de gelip bütün öğrencileri vur Allah vur. Sanki az vurmuşlar bizi. Harbiden ya, harbiden ya. Abi tamam bak, onları da anlıyorum. Hiç hoş değil. Yani tamam. Senin de bir zararın var. 2 senedir sen de iş yapmıyorsun ama yani el insaf ya, gerçekten el insaf. %100 bir şeyin fiyatı artmamalı. Gerçekten evet. Artmamalı ya. Bu ne abi? Resmen bu soygunculuk. Ve çamaşır yıkayamıyorsun. Ha? Parayla. Akşam yemeğiniz yok. Yok, parayla. Parayla. Yine yurda giriş çıkış saatin var. Ben ne anladım? İşte. Arkadaşın gelemiyor dışarıda. Evet, getiremiyorsun. Hadi devlet yurdundayken getirme. Hadi devlet yurdundayken getirme. Onu biliyorsun zaten. Devlet yurdundayken dışarıdan arkadaş getiremiyorsunuz. Evet. Farklı bloklardaysanız da birbirinizin yanına gidebiliyorsunuz ama sadece yurt 11'de kapandığı için 10'da içeri girebiliyorsunuz. Yani 10'da diğer blok. Siz mesela A blondasınız. Arkadaşınız B blonda. Siz saat 10'a kadar B blonda kalabiliyorsunuz. Yurt karşınıza beraber. Evet. Saat 10 olduğunda da tekrardan kendi blokunuz olan A'ya geri dönmek zorundasınız. Bazı güvenlikler sıkıntı çıkarabiliyor ama genelde geçiş var yani. Hani birkaç video izledik, hiç geçemiyorsunuz, girilmiyor falan denmiş ama hani ya tabii yurttan yurda değişiyordur ama bizim yurtta hani kartlarınız var, KYK kartları. Onları bırakıyordunuz, isminizi falan filan yazıyor.
Saat 10'da da çıkıp kendi bloğunuza geçmeniz gerekiyor. Ya da dışarıda ortak alanlar var, yani oturma alanları falan var. Orada oturabiliyorsunuz hani. Yani gerçekten özel yurtlar, ben bilmiyorum yani abi, eve çıkmak daha mantıklı. Tamam, evinde ayrı masrafı var. Bakın şimdi ben size ev masrafından bahsedeyim. Evet. Şimdi ben aylık şu an 850 lira kira veriyorum. Benim aylık, yani bu elektriktir, doğalgazdır, bu zamlardan sonra ben her ay 100 lira elektrik faturası ödüyorum arkadaşlar. Yani bunun içinde televizyon açmıyorum ama sadece yaptığım tek şey, evet, buzdolabı çalışıyor, bulaşık makinesi var, fırın çalışıyor, çamaşır makinesi çalışıyor. Yani kıyafetimizi de mi yıkamayak, yemek de mi yemeyek yani. Onun dışında telefonumu şarj ediyorum, bilgisayarımı şarj ediyorum ve aylık 100 lira elektrik faturası ödüyorum. Ama şöyle bir artı var. Ben bir önceki sene de evde kaldığımda, o zaman benim bulaşık makinem yoktu ve bana 60, 70 hatta 80 lira su faturası geliyordu. Ama bulaşık makinesi gerçekten o kadar bir mucize ki, bana şimdi 30 lira su faturası geliyor. O kadar büyük bir tasarruf ki. Evet. Yani o yönden iyi oldu bulaşık makinesi. Elektrik o kadar geliyor. İnternete para veriyorsunuz. 120 lira internet faturası veriyorum. 24 megabit. Ve size şunu öneriyorum. Yani TürkNet diye bir şey var arkadaşlar. TürkNet alın evinize. Ben ona geçeceğim. Altyapısı varsa. Evet, altyapısı. Evet, ilk önce tabii altyapıyı bir sorgulatmanız lazım. Çünkü fiber varsa 1000 megabite kadar çıkıyormuş. Fiber yoksa da 70-80 megabite falan çıkıyormuş internet hızınız. Ve 100 lira abi. 100 lira. Ve ben 24 megabite 124 lira fatura ödüyorum. Bunu da size söyleyeyim. Yani o yüzden TürkNet varsa bulunduğunuz yerde TürkNet kullanın. Doğalgaz olarak da kışın bana hep 150-160 falan geliyor. Bir de ben çok fazla sıcak sevmiyorum. Eğer sıcak seviyorsanız ve eğer evinizin şey yoksa, yalıtımı falan filan yoksa, geçmiş olsun. Çünkü arkadaşlarımla konuştum. 600 lira elektrik, 600 lira doğalgaz geliyormuş. 600 lira. Ben asla öyle bir ücret ödemedim. Zaten tek başıma kalıyorum ama ki fark etmiyor bu yani. Bu evden eve değişiyor. Evet. Ve senin hani evin çatı doluyor ki sen. Yine üstten biraz ısınıyor. Isınıyor ya. Alt tarafta zaten yakıyor. Yakıyor. Sağa solum kapalı. Ha, evet. Sadece üstüm açık. Bir de önce iki cephem açık benim. Başka yerim açık değil. O yönden de iyi. Eve ve ben şunu öğrendim arkadaşlar. Eve çıkacaksanız cepheye çok dikkat edin. Sağa sola her tarafı kapalı olsun. Tek bir cephesi açık olsun ya da iki cephesi açık olsun. Her taraf açıksa eğer, geçmiş olsun. Asla ısınmaz. Asla. Çünkü Umuttepe bayağı soğuk. Bayağı. Gerçi Umuttepe'nin alakası yok kanka. Figen yerine ısınamıyordu. Umuttepe'de mi Figen? Kanka Umuttepe'ye ne kadar Figen diyor? Ya 5 dakika da bir kadar. Bitmiştir. Bu çevre soğuk oluyor yani. Kızım geçen sene İstanbul'da mı biz donduk? Evet, çok soğuk oluyor. Neyse. Sonra ben başından... Genel olarak evde harcadığım para neredeyse 2000 lira. 2000 lira. Çünkü bir de bana mutfağı var. Ha, yemek masrafı. Yemek masrafı var. Market fiyatlarına hiç bahsetmek istemiyorum. O yüzden neredeyse ev giderinin 1500-2000 lira arası. Bir devlet ve istersen arkadaşın gelmiyor, istersen anan baban geliyor, istersen aynen, hayvanın varsa hayvanını besliyorsun. Yani kafan rahat oluyor, kendi özel alanın var. O yüzden eğer özel devlet yurdu çıkmadıysa, bence özel yurt yerine eve gelmenizi ben tercih ediyorum. Ama tabii bu ailenize ve size kalmıştır. Ha tabii yani, evet. Ama dediğim gibi hani tabii ki evde kalmak çok daha mantıklı fiyat açısından. Eğer devlet yurdu çıkmadıysa. Aynen. Ki hani devlet yurdu çıktıysa, evet, hazırlık okuyorsanız hazırlık döneminde ya da birinci sınıftaysanız birinci sınıfta. Yurtta devlet, kalabilirsiniz. Yurtta kalmanız evet daha mantıklı. Çünkü çevreyi tanımanız açısından, işte biraz arkadaş edinme açısından, belki tek kalmak istemezseniz, yanınızda birkaç kişi daha istiyorsanız, arkadaş edinme açısından sizin için aynen, daha iyi. Çok daha mantıklı oluyor. Ve hani gerçekten çok ucuz. Ve içinde bir sürü olanağı da var yani. Birkaç evet sıkıntıları var. Hani kalacağınız insana bağlı. Yani yurda giriş çıkış saati sizin için sıkıntıysa. Yani bu tarz sıkıntıları var ama yani katlanılmayacak kadar değil. Hani her şeyin bir çözümü var yani. Dediğim gibi. Onun dışında yurda alkol falan sokamıyorsunuz. Ha evet. Yani sakın sokmayın. Yaralanırsanız yanarsınız arkadaşlar. Evet, onda direkt ceza yersiniz. Evet. Yurttan da atılabilirsiniz. Onun dışında sigara odalarda içilmiyor. Onun için dışarı çıkmanız gerekiyor. Yangın merdiveninde falan içiliyor. Evet, her katta yangın merdiveni vardı bizim balkonun bir şekilde açıktı. Yani bizimki açık değildi, aşağı inmek orada vardı. Orada içiliyordu yani, ya da bahçeye inip içebiliyorsunuz. Onun dışında başka ne var? İnternetini dedik. İnterneti dedik.
İnterneti bu arada kotalı. 16 evet. GB aylık. Önceden yoktu, çekmiyordu ama şimdi kota gelince daha çok çekiyor. Kota gelince hızlı çekiyor yani. Benim zamanımda kota yoktu, çekmiyordu yani. Evet. Ama hani bilgisayarınızı ve telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Hani iki cihaz aynı anda bağlanıyor. Bu bölümden sıkıntı yok ama 16 GB kotası var. Ben yani şimdi mesela gittiğim zaman genelde kütüphanede takılacağım. Şimdi orada zaten ücretsiz, sınırsız wifi'si var. Yani bu şekilde yani evet, yurtta kalmak ilk iki sene çok mantıklı bence. Eğer sonra durumunuz varsa birkaç, bir ya da birkaç arkadaş edinip eve evet, çıkabilirsiniz. Evet. Çünkü evin masrafı da çok. Ama özel yurtları hiç önemli değil. Hiç. Çünkü cidden bir buçuk sene önce sorduğumda 15 bin lira olan şey 30 bin lira. Şeyden de bahsedeyim. Şimdi tek kişilik odaları 30 bin lira. İki kişilik odalar 27 bin lira. 3 kişilik odalar 25, 4 kişilik odalar 23, 23, 22 öyle bir şey. 5 kişilik odalarda 20 bin lira. Yani 5 kişi aynı odada kalacağım 20 bin lira. Ama şöyle bir şey var. Tek kişilik odada kalmak daha mı karlı oluyor yani? Daha karlı oluyor. 20 bini veren 10 bin daha versin, tek kişi kalsın. Ki şöyle bir şey de var. Dolmuş bir zaten. Oda, bir oda, bir odada 5 kişi kalıyor. 5 kişi 20 bin lira veriyor. Bir odanın değeri 100 bin lira oluyor. Abi deli para ya. Yurt dışına mı girsek? Bence yani? Yurt açalım yani. Kesinlikle yurt açalım. Ama bu soygunculuk yani. Başka bize de sözünler. Benim diğer 19 bin lira olan yurdum herhalde 40-45 bin lira falan olmuştu. Tek kişilik oldu. Ve o yurt mükemmel diyor. İçinde spor salonu, yüzme havuzu, sauna, hamam. Daha ne yani? Bir sürü şey var. Ve odasının, her odanın kendi balkonu var. Odanın içinde oturmak için oturma alanı var, koltuk falan var, mutfağı var. Ne bileyim, bazı böyle ranza gibi bir yatağı var değişik. Dolapları var, ne bileyim çalışma masası var ve oyuncu koltuğu bile vardı ya. Gamer sandalyesi vardı ya. Ya odada. Aslında o konfora bakılınca evet bir şey değil ama yani yine de çok 19 fazla. 19 bin lira ya. Evet mantıklı ama 40 bin lira değil. Bir de şundan bahsedelim, eğer devlet yurdundaysanız elektronik bir şey sokmanız yasak. Ama yapabilirsiniz. Çay, kahve makinesi, ne bileyim, tencere, tost makinesi. Bunlar yasak. Hepsi yasak. Yasak, asla sokamıyorsunuz. Saç kurutma makinesi, birleşik falan onlar değil de. Bu tarz yemek yapılacak şeyler yasak ama yani şimdi de sokan var. Öyle de söyleyeyim. Anladınız siz. Anladınız, çok fazla dinlendirmeyelim bu tarz şeyleri. Aynen öyle, ben hala yuttum. Sen öyle şeylerin yok kardeşim. Asla öyle bir şeyle işin olmaz. Asla. Yok. Hiç yok. Abi de ki her şey, her yurtta bu arada sıcak su, bilin kaynar su sebilleri de var. Hani orada ücretsiz olarak alabiliyorsun. Niye? Gece gündüz. Sizin yurtta ne işin var oğlum? Benim iki yurdumda da vardı. Da çalışmıyordu bence yani. Yok, bizde gayet bayağı soğuk tarafından buz gibi, sıcak tarafından da kaynar su. Hatta Johnson elini falan yapmıştı yani. O kadar kaynar su alıp gece gündüz kullanabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Ya da kantini var. Bloklarda. O da yok. Yani kantinimiz var. Kantindeki fiyatlar ortalama. Yani İçeridekiyle aynı. Ha, fazla yani. Ama oynarsa 25 kuruş falan oynar. Fazla da oynamaz yani. Evet. 25 kuruş 50 kuruş fazla oynar. Onun dışında çok fazla oynamıyor. Aynen. Fiyatlar. Öyle yani, başka bir şey kalmadı herhalde. Eğer sizin aklınıza takılan bir şey olursa sorun arkadaşlar. Biz yarım saattir konuşuyoruz. Ben bu kadar konuşacağımızı düşünmemiştim. Yani uzadıkça uzadı. Yani bayağı iyi bir sohbet videosu oldu bence. Aynen. Sorularınızı sorun aşağıda, ben de cevaplarım. Aynen, ben de cevaplarım. Elimden geldi. 3 senelik yurt tecrübem var. Her sorunuzu itinayla cevaplayabilirim. Sormaktan çekinmeyin. Aynen, ne oluyorsa sorun, sıkıntı yok. Böyle işte arkadaşlar, umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Aklınızda dediğimiz gibi herhangi bir soru işareti varsa yazmaktan çekinmeyin. O zaman sizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Evet, videoyu beğeniyorsunuz, abone oluyorsunuz. Kocaeli'ne gelirseniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hatta belli oldu. Gelenler yani, çoktan geldi. KYK başvuruları başladı mı acaba ya? Başladı mı ki? Bilmiyorum. Hiç haberim yok. Neyse, şimdilikten her şey için hayırlısı olsun. Gelin bizi bulun okulda. Takipçimle bir gün çekmemiz yok. Evet, takipçiyle bir gün video çekeceğiz. Bizi bulun arkadaşlar okulda. O zaman arkadaşlar, videoyu sonlandırmanın vakti geldi. Çünkü
konuştukça konuşuyoruz biz yani, bayağıdır konuşuyoruz. Hmm. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Vallahi güzel oldu bence. Sence? Bence de yani gayet sorulabilecek çoğu soruya cevap verdiğimizi düşünüyorum. Atladığımız bir şey var mı? Yani eğer adınız bir şey varsa, aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda sorun. Hiç çekinmeyin arkadaşlar, her şeye cevap veririz. Yok, bunların hepsini söylemişiz. Aynen, söylemişiz. Aklınıza daha bir şey gelmiyor. Umarım siz güzel insanlarla karşılaşırsınız. İnşallah. Umarım her şey sizin için çok güzel geçer. Şimdiden her şey için hayırlısı olsun. Zaten zaten sonuçlar açıklandı. Umarım her şey istediğiniz gibi olmuştur diyorum. O zaman sizi çok öpüyorum. Kanala abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınızı bekliyoruz. Aynen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Bu arada arkadaşlar son olarak şunu söylemek istiyorum. Unutmuşuz çünkü. Devlet yurduna yemek sokamıyorsunuz dışarıdan. Biz arkadaşlarla yurdun köşesine sipariş verip oradan gizli gizli içeri sokmaya çalışıyorduk. Ya da odaya çıkaramıyorsanız da bahçede yiyebilirsiniz. Onun dışında yasak. Bunu da size söylemiş olayım. Özellikleri de söyleyebilirsiniz bence. Sıkıntı olmaz. Evde de zaten biliyorsunuz istediğiniz kadar dışarıdan yiyebilirsiniz. O zaman bye bye.